Mehmet Bey, Allah hayırınızı kabul etsin. Amin. Amin. Şimdi bu hayır Hacı Bekir Akyıldız ve eşi Hatice Akyıldız için. Bu rahmetliler kimler? Bekir Akyıldız babam olur. Eski 1950'li yılların Demirci Ortaokul müdürüdür. Eşi annem Hatice Akyıldız da 50-60 yıllarında Demirci Belediye Reisi yapmış. Nurullah Doğruer'in kızıdır. Evet. Babam 2017 yılında vefat etmiştir. Annem de 2021 yılında. Allah rahmet etsin. Onların 3 oğlundan biri olarak onların adına bir hayır yaptırayım dedim. Hem gelip demircimizi göreyim dedim. Pazar alışverişimi yapayım dedim. Ayvalı'nın köyündeyiz biz. Orayı da bir ziyaret eder. Giderim dedim. Allah nasip ederse bunları da bugün tamamlayacağım. Allah ömür verirse her sene böyle bir hayır yapmayı düşünüyorum. Allah razı olsun. Amin. Siz bir aynı zamanda hayırsever bir ailesiniz. Köy camisi siz yaptırmışsınız. Doğru. Allah razı olsun. Babam rahmetli yaptırmış. Mehmet abi bunu Hacı Bekir Akyıldız mı yaptırdı köy camisini? Tabii. Ayvalık köyünü. Tabii. Ayvalık köyünün bütün arsasıyla beraber bütün masrafını yaptırdı ve Diyanet'e bağışladı. Allah razı olsun. Tamam. Köy camii çok güzel. Öyledir. Üç katlı galiba. Alt katında evet. Kur'an kursu var. O cami birebir İzmir Alsancak'taki Hocazade Ahmet Ragıp Üzümcü Camii'nin projesini alıp oraya kopya yaptırmıştır. Bizzat ilgilendirmiştir. Babanız. İşçisini bulmuştur. Ne bileyim işte malzemesini, bütün şeyini İzmir'den çektirmiştir, yaptırmıştır. Köy halkıma da tavsiyem bu camiyi ayakta tutsunlar. Temiz tutsunlar değil mi? Bakımlı tutsunlar. Bakımlı tutsunlar. Zaten şu anda Muammer Hocam orada çok iyi bir imam arkadaş. Doğru. Gerekeni yapıyordur kendileri. Doğru. Onlarla da irtibat halindeyim. Eski köy muhtarımızdan, yeni köy muhtarımızdan hep irtibat halindeyiz. Yeni köy muhtarımız da çalışkan biri. Oğlu var iki tane. Evet. Onlar da yardımcı olurlar. İnşallah. Tamam, Mustafa oraya koy bir. Bu şekilde hayır sahiplerine de ben teşvik babında söylüyorum. Bir şey götürmüyoruz bir şey öbür tarafa. Ne kalıyorsa bu dünyada kalıyor. Elinizde, avucunuzda ne varsa verin işte. Değil mi? Evet. Bilhassa şöyle rica edeyim. Camilerden çıkıyoruz. Cebimizde bozuk para arıyoruz bağış yapmak için. Ya bir tuğla bugün 15-20 lira. Yani 15-20 lirayı kızırganıyoruz eski tabiriyle. Evet. 1 lira, 2 lira cebimizde bulmaya çalışıyoruz. Onunla ne alınabiliyor? Bir evine ekmek götüreceğim bugün İzmir'de 12,5 lira ekmek. Evet. Hiç olmazsa bir ekmek parası bırak da bir vatandaşın karnı doysun. Aynen aynen. Sonra Kur'an kurslarında gelen çocuklara yardım edin yahut ne bileyim onlara yiyecek içecek böyle bu şekilde yardım edin çocukları heveslendirin. Evet çok kimse güzel oldu teşvik ediyorum. Kur'an kursuna götürmüyor teşvik etmiyor. Zengin insan ne İmam Hatip'e gönderiyor ne bir şey. Bunları biz fakir fukara insanlardan görüyoruz hiç olmazsa. Bu çocuklar fakir fukara çocuğu diye onlara da bir yardımcı olun. Aynen Allah'a. Bu şekilde düşünüyorum ben. Siz sık sık demek ki gelmiyorsunuz galiba değil mi? İşte eskiden devamlı gelirdik babamla. Şimdi ayağımız kesildi. Hiç olmazdı bu vesileyle senede bir gelip de bir hayır yapalım diyecek. Çok iyi olmuş. Allah hayırınızı kabul etsin. Sana da Allah razı olsun. Demircimizi tanıtıyorsun. İzmir'de gözümüz kulağımızsın. Senin sayende buranın nefesini almış oluyoruz. Sanki böyle buranın suyunu içmiş gibi oluyoruz. Siz devam takip ediyorsunuz benim bakıyorum. Beğeni koyuyorsunuz. Sağ olasın. Yorumu bazen yapmıyorsunuz da. Evet. Ama çok takip ediyorsunuz. Doğrudur hocam. Mehmet Akyıldız diye geliyor beğeniyle. Evet, evet. Mehmet Bey siz kaç kardeşsiniz? Biz 3 kardeşiz. Büyük abim İzmir'de Profesör Mahir Akyıldız. Ege Üniversitesi'nin eşi cerrahi profesörü. Küçük biraderim de o da Ege Üniversitesi. Kulak burun boğaz bölümünde profesör. Oo şu an çalışıyor mu? Faal olarak çalışıyor. Ne güzel. Yengelerim var. Onlar da hepsi doktorlar. Onların işte işleri oluyor, güçleri oluyor, gelemiyor. Ben onların namına da gelmiş sayılıyorum. Ne güzel. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Bak Allah razı olsun. Şu bayan da ablama da nasip oldu bak. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun.
O sağ ol, sen az çayı dur, bir çayı durmasın bir dakika. Tıkır, kolay gelsin Tıkır. Maşallah hiç boş durmuyor ha. Yardımcın da iyi bugün. Evet, kardeşimi çağırdım bugün. Yardım et dedim. Nasılsın abi? Sağ ol, sağ ol. İyiyim değil mi? Şükür, sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Allah hamilelikten güzellikler versin. Hacı Bekir abimize bir Fatiha okuyayım gari. Hacı Bekir abimiz Ayvalan köyünden. Öyle mi? Lokma hayır sahibi. Rahmetli. Allah razı olsun. Sen bilirsin Allah. Abi oyu. Ortaokul müdürlüğü yapmış burada. Bekir Akyıldız. Ben ha. Bilmiyorum da sen bilirsin. Kaç yıldan da yapmış ya? Bir dakika. Kaç yıl yaptı Mehmet abi? Söyle bir. İşte 50-60 yılları arası. Tanıyamayız. Ha sen... 65'ler itibaren tanıdım da. Yaşı 70-75'in üstünde olanlar... Benim yaş 70. He, dayağını yemiştir mutlaka. Ha öyle. Demirci ortadığında okuyup da dayağını yemeden geçen yoktur. Uğur, nasıl zor mu lokmacılık? Zor hocam ya. Sıcağın karşısında değil mi? Sıcağın karşısında, hava sıcak. 2 saat, 3 saat. Evet. Zor hocam, ona iş yok. Aynen. Kıstık onu hocam. Nasıl? Bugün kıstık onu. Evet, bugün kıstırmışsınız valla. Selam verme, gelmiyor hocam bunlara. Aynen. Selam verirsen boşu çıkıyorsun sen bana. Kapçı yaradın işi sen ya. Evet, dokuzları başlıyor. Devlet inanmasa bana ya kapçı bu işi.